Ulan ben yola çıkacağım. Malatya Spor kafilesi denk geliyor. Hayatımdaki şans seviyem bu ya. Neyse, evet arkadaşlar, bugün Malatya Spor kafilesiyle beraber motorumu bırakmaya Korlas Ataşehir'e gidiyoruz. Evet abilerim, gençlerim, CB250'yi çektiğimiz günün akşam üzeri Scrambler bir süredir ilandaydı. Sevgili Scrambler Ducati Flattrek Prom 7400 km'dir beraber olduğum arkadaşım Scrambler'ı satmaya karar verdim yaklaşık 3 hafta önce falan. Benim oturduğum yer İstanbul'da. İstanbul'u bilmeyenler için biraz uzak. Yani nasıl anlatayım size? Bir en azından merkezi bir 25-30 km falan uzak ve İstanbul için bu tabii ki uzak bir değer. Bir de işte ulaşım da biraz sıkıntılı bir yerde oturuyorum. İşte 2-3 tane otobüs var. Metro gibi bir şey yok ki İstanbul'da. Ne bileyim, metrobüs. En azından bu tip şeylerle ulaşıma alışık olduk artık. Malatya Spor bizi bitirecek gibi. Biz o yüzden şu aralardan kaçabildiğimiz kadar kaçalım diyorum. Ama bu kafileyi falan beklemeye kalkarsam durumum çok vahim. Baksanıza oğlum. Öh yani. Şuradan da akarız. Şuradan da sağa akarız. Biz bu işten sıyrılacağız gibi duruyor. Oley be. 7400 km de beraberdik ama artık daha güçlü bir şey kullanmak istediğimden dolayı satmaya karar verdim. İlana koydum ama dediğim gibi uzak bir yerde oturduğum için pek fazla insanlar görmeye gelemiyorlar. Harley'de de aynı şey olmuştu. Harley'i satışa koyduğum zaman insanlar görmeye gelemedikleri için birazcık çekiniyorlardı. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz malum çok yoğunuz. Herkesin bir iş temposu, okul temposu bir şey var. Ve bir hafta sonumuz var. Denk getireceğin ne olacak bu olacak. Uzak mesafedeki bir motoru göreceksin. Motor sağlam çıkmazsa zaten baştan hayallerin yıkılıyor yani. Şimdi gidiyorsun, motorun orası burası dandik ya da ne bileyim işte orası burası kırık, paslı vesaire. O yüzden dedim ki showroom'a bırakayım Ataşehir'de. Hem merkezi bir yer hem de orada daha böyle, sonuçta bakımları da Korlas'ta yapıldı. Orada ikinci el motorlar da var. Bu da onların yanında dursun dedim. Instagram'dan falan çok mesaj alıyorum. Takip etmeyenler varsa şuraya linki, profilini, işte biosunu, neyini koyuyorum. Kullanıcı adımı. Kullanıcı adımı koyuyorum. Ya şöyle, açıkçası bu satılana kadar ne yapacağım ben de bilmiyorum. Satılması lazım. Sonuçta bana ne alacağım diye soruyorlar. Motor piyasaları bildiğiniz gibi dolar gibi yani. Paso yükselme modunda. Adam 35 bin lira alıyor motoru. Malum döviz patlıyor, vergi patlıyor, o oluyor, bu oluyor derken motor gene 35 oluyor. Hem de 5 yıl sonra. Çok da karar veremiyorum. Şimdi ben bunu 43'e ilana koydum. Geçen gün 42'ye çektim. 40'a satıldı diyelim. Farzı misali bunun 3000 kilometre altındaki aynı model marka motor 43'e satılmış. Hadi ben kilometreden dolayı birazcık şey yaptım. Malum Ducati'lerde kilometre pek sevilmiyor Ducati müşterisi tarafından. Ve satılacak. İşte ben üzerine ne koyabileceğimi falan bakacağım bir. Hani bilmiyorum, şimdi ben de atıyorum. Şimdi şöyledir. Biriktirdiğiniz kenarda olan bir paranız vardır. Ve o paraya göre bir şey almak istersiniz ama bu araç alımlarında şöyle bir şey olur. Karşınıza bir motor çıkar, bir araba çıkar ya da ya bu bir kıyafet falan da olabilir. Hani her mal için söylüyorum. Bunu gördüğünüz zaman o bütçeyi böyle arttırmak ve atıyorum bu mal önünüze çıktığı zaman dersiniz ki oo çok iyiymiş. Fiyatını sorarsınız. Fiyatı mesela sizin bütçeniz 60 ise o 63'tür. Sallıyorum. O zaman o 63'ü de vermek istersiniz. Ben de şimdi öyle bir dönemdeyim. Yani bir motor mesela alacağım. Atıyorum ki bir R1 alacağım. Ne bileyim Panigale alacağım. Sallıyorum. Farzı misal konuşuyorum. 55 bin lira bütçem vardır. Şimdi 58'e temizi ve başımı artmayanı varsa 58'i başından verip sonradan 58 size çıkacak şekilde bir motor almak yerine tertemizini almayı tercih ederim. O yüzden bana sorduğunuz zaman ben bakacağım falan diyorum. Yanlış anlamayın, hani egolu megolu ya da şey bir insan değilim. Beni bir süredir takip edenler az çok bilirler. Ya trafik polisi amca, senle ne takıldık? Geçsem ayrı, geçmesem ayrı şu anda. Mesela sizin 55 bin liranız olsa, 55 bin lira bütçeniz var abi. Hatta şöyle diyelim. Hadi benim yerime koyun kendiniz. 42'ye bu motoru sattık diyelim. Üzerine de hadi 13 koyduk, düzlüyorum. 55 oldu diyelim. Siz ne alırdınız abi? Yani ben, benim kafamda bazı alternatifler var. Az çok kafamda çizdim planını ama mesela siz ne alırdınız? Bana mesela yorumlarda yazın abi. Çünkü merak ediyorum. Herkesin fikri farklı. Benim göremediğim ve çok daha makul fiyata gelecek bir şey ya da aa bu kadar mıymış diyeceğim bir şey de olabilir. Yani bakmayın pazarın içinden geçtim araştıra ama gene de yorumunuzu duymak isterim. Benim biraz diyorum ki tamam ha bunu alacağım. Sonra fiyatlar bir korkutuyor. Sonra diyorum ki tamam ha bunu alayım. Bunun da fiyatları iyiymiş diyorum. Onun da fiyatları iyi ama bu sefer beni tatmin eder mi diye düşünüyorum. Ne baydı muhabbet beni ya.
Trafik polisi amca da inşallah bana laf yapmaz yani. Ne yapayım? Yaparsa da her şeyimiz tamam. Ruhsatım yanımda. Kaskım kafamda. Montum sırtımda. Seni çok geçmek istiyorum. Aşırı geçmek istiyorum. Seni hemen yok etmek istiyorum ama gel gelelim. Götüm de tutuşmuyor değil arkadaş. Korkuyorum. Çünkü 100 ile gidiyoruz. Seni geçmek için 132'yi geçersem bana ceza yazacaksın. Şimdi diyeceksiniz ki neden 132? Hemen bilmeyenler için ufak bir özet geçiyorum. Normalde şu an bulunduğum otobanda hız sınırı 120 km saat. Fakat hız sınırlarının %10'da bir vazü mü denir? Nasıl diyeyim? Anlayış için ya da hata payı diyebilirim. Hız sınırının maksimum kilometresinin %10 üstü kadar da bir af payı vardır. Yani hız sınırı 120 km saat olan bu otobanda 130'da giderseniz ceza yemezsiniz. 132'yi geçtiğiniz zaman ceza yersiniz. Çünkü 120 artı 12 diye çalışır yani. 120 km artı %10 12 km ya. Oradan düşünün. 130 km saate kadar aslında bu otobanda yasal olarak gidebilirsiniz. Of Z4. Param olduğunda alacağım kabrio Z4'tür ya. Bak şunun güzelliğine bak. Bak şimdi. Of be, helal olsun. Evet, Ataşehir'e geldik. Korlas'a Scrambler'ı bırakacağız. Sonra Husqvarna'yı falan alacağız. Smart Plan modeli var. Belki fuara gelenler görmüştür. Naked bir Husqvarna çıktı bu sene. 701 ve 401 olarak. Smart Plan modelini geçen gün konuştuk. Testi açtı Supermoto. Biz de dedik ki tamam abi. Onu da pazartesi alır incelemesini çekeceğiz. Böylece güzel güzel. Önümüz videolar dolu. 19-20 Mayıs'ta bir ihtimal Antalya'da olma durumumuz var. Bakalım o keyifli olur. Onu da zaten gene dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan duyuruyorum. Merhabalar. Kenem Spider. Çok güzelsin ya. Vallahi çok güzel duruyor. Güle güle kullanın. Hop. Hop. Veda vakti. Yes. Yıkatamadım affet, pazartesi yıkatacağız. 3 haftadır falan kullanmıyorum neredeyse. Zincir mincir de bir temizlenecek. Bunun hikayesi de burada bitti be Aktan abi. Ne hikayeler çıkar sende. Eyvallah. Buraya kadarmış başkan. Yolun sonu. End of the road. Görüşürük. Kendine iyi bak. A few moments later. Hasanpaşa, Kadıköy. Oğlum iyice reklam gibi oldu ya. Ben yolu tarif edersin bana. Ha olur. Atlıyorum. Hoppa. Sendeki motor ne? Bende Scrambler var. Şey Ducati. Ha, Ducati. Ha, onu işte satıyorum da bugün de test motoru alacağım KTM'den, ona gidiyordum. Taksiye bineyim dedim. 25-30 lira tutuyor. Bizim Birkan dedi ki Scati'ye bin. Aa dedim, mantıklıymış. Yani güzel. Sanırım biraz kullanıcı önemli. Şey oluyor mu mesela? Kullanıcıyı çok beğendin. Abi yıldız veriyorsun. Ha, değerlendirme yapıyorsun hesabı. Uber'in motor versiyonu gibi. Bayağı ilginç ya. Yanlış olmasın, bu bir Scooty reklamı falan filan değil. Taksi 30-35 lira. Scooty ile şu anda Ataşehir'den Hasanpaşa'ya nereden baksanız bir 8-10 km mesafede tahminen. 13-16 lira arası dedi tahmini fiyatı. Bilmiyorum, verirken hep beraber öğreneceğiz. Öyle yani, arkadaşım sert kullanıyor şimdi, hakkını yemeyelim. Yani hız güzel. Bunu çok sevdim yani. Şimdi ben burada zaten gitsem 3-4 lira benzin yakardım. 12-13 liraya gitmiş oldum. O dalga güzel oldu. Bunun bir de konforu falan varmış. Yani ben şimdi ekonomi çağırdım. Ekonomide PCX geldi. Herhalde konforlusunda XMAX falan 250, Forza 300 falan geliyordur. O zaman çiçek oluyordur. Bir de tabii tecrübeli kullanıcı oldum. Daha tadından yenmez. Şimdi bu abimiz birazcık acemi maalesef ki. Ha bir de iki tane 80 küsur kilo adamız büyük ihtimalle ve ikimiz PCX'e binince ben o kadar rahat olmadım abi. Dur. Aynen aga, ben de onu diyecektim ya. Vay, motoguzziye bak. Ağzı nasıl içeyim seni? 800. Sen de öyle kullanıyor musun? Ya hızlı kullandığım zaman da oluyor. Ben şimdi iyi yolcu mu oldum? Scati'den de 5 yıldız aldım. Peki sen mesela müşteriyi puanlamayabiliyor musun? Abi sağdan gireceğiz. Nasıl ya, böyle kıl müşteri falan oluyor mu? Ben bayağı muhabbet edeydi Hasanpaşa'ya geldim. Daha yeni, doğru gerçi, kime soruyorum? Abi burası bu arada. Şurası. Abi valla eline koluna sağlık. Teşekkür ederim çok. Şimdi puanlama mı yapacağız? Sen yapacaksın da. Yol verelim istersen şöyle. Geldim hacım. Yolculuğu bitir diyorum. Hı hı. Emin misin? Evet. 12.75 diyor. 12.75. Bak sana
5 yıldız bak. Tamam. Eyvallah. Gönlünden ne kopuyorsa. Ben de sana şimdi 5 yıldız çakarım bir tane. Tamam ya, 5 ver yeter ya. Yok yok oğlum. Ya ne olacak abi? Yok yok, hiç uğraşma. Eyvallah abi, ne demek. Çok kolay gelsin. Çok memnun oldum tanıştığıma. Dikkatli kullan. Eyvallah. Bahşiş bırakayım dedim, olmadı. Ya oğlum güzel yani. Şey, bir muhabbet yok. Hani tabii evet yani bununla ilgili yasal masal bir ton problem vır zıvır var ama. Sen gitar mı çalıyorsun? Akdeniz akşamları. Haber abicim. Hoş bulduk.